Bizler de evimizde kalıyoruz. Evimizde kalarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Video konferansla toplantılarımızı yapıyoruz. Son video konferansımızda bir şeyler daha yapmak istedik. Ne yapabiliriz diye düşündük. Bununla ilgili toplantımızda sağlık çalışanlarımızı motive edici bir şeyler yapmaya karar verdik. Evlerimizde yiyecekler hazırlayıp onlara güzel motivasyon notları yazıp mesaide kalan sağlık çalışanlarımızı mutlu etmek istedik. Bununla ilgili başhekimimizle görüştük. Kendisinden de onay aldık. 45 mahallemiz var bizim. 45 mahallemizi sıraya koyduk. Sırayla mahallemizin teşkilatı aralarında bölüşüyorlar. Kimi dolma, kimi börek, poğaça, kısır, baklava, bunları yapıyorlar. Görevli, ilçeden görevli bir arkadaşımız da hanımların evlerine gidip yiyecekleri teslim alıyor ve gece saat 10'dan sonra hastanemize götürüp teslim ediyor. İlk teslimattan sonra hemşirelerimizin video çekip bize göndermesi bizi inanılmaz derece mutlu etti. Özellikle yazdığımız notları okumaları, okurken yüzlerindeki gülümseme, heyecan bizim de heyecanımıza heyecan kattı. Ve gerçekten onları mutlu ettiğimizi hissettik o videodan sonra. Tabii ki bu sefer çeşitleri arttırdık. Arkadaşlarımız daha çok bir şeyler yapmak istediler. Ve buna ilave daha ne yapabiliriz diye düşündük. Bu hafta inşallah nöbetçi eczanelerimizi buna katacağız. 112 ambulanslarımızı katacağız. Dün belediyemizin sosyal masası 24 saat çalışıyor. Onlara bir ikram götürdük. Yarın kaymakamlığımızın sosyal işleri de çok yoğun bir şekilde çalıştığı için onlara ve belediyemizin çağrı merkezine de bir ikram götürmeyi planlıyoruz. Bu şekilde projemizi genişletiyoruz. Biz 10 gündür bu projeyi devam ettiriyoruz. 45 mahallemiz olacağı için de uzun soluklu bir proje olacak. Yani hemen de bitsin istemedik zaten. Bunu gün aşırı yapıyoruz. Bir gün götürüyoruz. Ertesi gün yok, öbür gün tekrar götürüyoruz. Bir gün acilde çalışan doktor ve hemşirelerimize, diğer götürdüğümüzde servislerde çalışan doktor ve hemşirelerimize götürülüyor. Sağlık çalışanlarımız gerçekten fedakarca bir çalışma ortaya koyuyorlar. Biz iki günde bir bu sağlık çalışanlarımıza, evde kadın konuları teşkilatımıza çalışan kardeşlerimizin el yapımı yemek olur, pasta, börek, çörek yapıp nöbette kalan arkadaşlara bunları ikram etmek istiyoruz. Ben de bunun uygun olacağını, bu anlamda biz ana akademi olarak katkıda bulunmak istediğimizi, neler yapabileceğimizi kendisine söyleyince bir istişare yaptık. Yapmış olduğumuz istişare sonucunda evde pişecek olan yemekleri kendileri yapacaklar. Biz de ana akademi olarak içecek ve tatlı olarak taleplerinin giderileceğini söyledik. Bu doğrultuda bu projeye başladık ve çalışıyoruz. İnsanlara katkıda bulunmak için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ben çok çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda bu projeye destek verip burada emek sarf eden kadın kolları teşkilatımızın tüm çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Ben zaten hastaneye girdiğimde bütün yorgunluğum gidiyor kardeşim. Orada içeriye girdiğimde beni gördükleri zaman, elimdeki o tepsileri gördükleri zaman zaten beni gördüğümü ikram geldiği anlaşılıyor. Tepsilerin hemen üzerindeki notları yumuluyorlar. Bir mutlu oluyorlar umut. Notları okudukları zaman o ufak notları okuyorlar. Mutlu oluyorlar, çok mutlu oluyorlar. Zaten bütün yorgunluğum gidiyor. Böyle sokak sokak, mahalle mahalle gezip alıyorum. Girip çıkmak, araba kullanmak biraz yoruyor ama hastanede o yorgunluğu atıyorum kardeşim. Notları okuyorlar, resimlerini çekiyorlar, paylaşıyorlar. Hatta notları temizleyip saklıyorlar. Bu zorlu süreçte bizlere destek olduğunuz için, özellikle evinizde kalıp bize bu kadar güzel yiyecekler hazırladığınız için acil hemşireleri olarak ve ekip arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ederiz. Lütfen evinizde kalın.